Herkese merhaba. Ben Satı Meliksel'inden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir pidesi tarifi veriyorum. O kadar güzel oluyor ki yiyen herkes tekrar tekrar istiyor. O yüzden de mutlaka denemenizi öneririm. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 11 su bardağı un kullandım. Hemen orta kısmını çukur haline getiriyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Bir paket instant maya ekliyorum. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Kuru maya da kullanabilirsiniz. Kuru maya kullanacaksanız önceden aktif hale getirmenizi öneririm. Üzerine bir su bardağı da ılık su ekliyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekleyelim. Öncelikle maya ve şeker erisin diye biraz karıştıralım. 2 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapalım. 1 su bardağı öncesinden su ilavesi yapmıştım. 3 su bardağı tekrardan ekliyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da bakarsınız. Suyunu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun markasından farklılık gösterebilir güzel bir sonuç almak istiyorsanız hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğurulması gerekiyor. Burada beni izlerken sanki daha fazlasından un eklememiz gerekiyor gibi düşünebilirsiniz ama yoğurmaya başladığınız zaman yani iyi bir yoğurma sonucunda çok güzel bir şekilde hamurumuz toplanıyor. Yani sabırlı bir şekilde yoğurmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurumuz hala elime yapışıyor ama çok güzel bir şekilde de toplandı. Hamur kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra hava almayacak şekilde üzerini poşetle kapatalım. Ben streç film kullandım. Oda sısında yaklaşık 1 saat kadar mayalandıralım. 1 saatin sonunda görmüş olduğunuz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen üzerinden streç filmini alıyorum. Tezgahıma un serpiyorum. Hamurumuzu tezgahımıza dökelim. Hamurumuzu birazcık toparlıyorum. Sonrasında da 18 eşit parçaya bölerek bezi haline getiriyorum. Hamurları bezi haline getirirken uç kısmından böyle ortaya doğru katladıktan sonra ters çevirin. Sonrasında da yuvarlayın. Hamurlarımızı beze haline getirdikten sonra üzerine temiz bir bez örtelim. Hamurlarımız kurumasın. İç malzemesi olarak ben 700 gram kıyma kullandım. 3 adet kuru soğan, 2 tane kapya biber, 1 tane büyük domates, 3-4 tane de yeşil biber doğradım. İsteğe bağlı bunları robotta da çekebilirsiniz. Baharat olarak da tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Bütün malzemeleri çok güzel bir şekilde karıştıralım. Bütün hazırlıklarım bittikten sonra da birer birer hamurumu alıyorum ve oval şeklinde açıyorum. Burada biraz açarken kadraj dışına çıkmışım ama yine de net bir şekilde görünüyor. Açarken ben oklava kullandım ama isteğe bağlı merdane de kullanabilirsiniz ortalama 28 santim uzunluğunda açıyorum. Hamurumuzu açtıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu kadar kıymalı harcamdan ekliyorum. Tam orta kısmına kaşığın arka tarafıyla yaydırıyorum. İki kenarını tam ortada buluşturalım ve yapıştıralım. Uç kısımlarını birleştirdikten sonra parmağımın ucuyla da birazcık üzerine bastırıyorum ve ters çeviriyorum. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yanlamasına diziyorum. Tamamını aynı işlemden geçirelim. Ben bugün kıymalı yaptım ama isteğe bağlı patatesli yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz. Tamamıyla damak tadınıza göre istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Hamurumuz gerçekten çok lezzetli oluyor, çok da yumuşak oluyor birer birer açtım üzerine 2 yemek kaşığı kadar kıymalı harcımdan ekledim tam orta kısmını kaşığın arka tarafıyla yaydırdım uç kısımların tam orta kısmında yapıştırdım sonrasında da parmak uçlarımla birazcık yapıştırdıktan sonra da ters çevirdim fırın tepsisine yaklaşık 5 tane alıyor yanlamasına diziyorum fırın kağıdı kullandım üzerine de yumurta sarısı sürmemiz gerekiyor 3 tane yumurta sarısı kullandım öncelikle çırptım sonrasında da üzerine bol bol sürdüm önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum ve kızarana kadar da pişiriyorum yaklaşık 20 dakika falan sürüyor Yanına güzel bir ayran yapın. Gerçekten o kadar güzel oluyor ki mutlaka denemenizi de öneririm. Sizleri bu güzellikte baş başa bırakıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden de haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.